Dan Kıbrıs sahnesinde yakaladık çiçeği burnunda gelini. Düğün detaylarını gelinin ağzından öğrenmek için sahne öncesi hemen yanında aldık soluğu tabii. Hayırlı olsun dedim öncelikle. Teşekkür ederim. Yani çok heyecanlıydım. Çok değişik bir süreçmiş. Yani insanların anlattığıyla uyuşmuyor. Çünkü sabah uyandığımda böyle bir sınava falan girecek gibi hissettim kendimi. İkimiz de çok heyecanlıydık Serkan da ben de ama çok güzel geçti. Akrabalar, sevdiğimiz dostlarımız, yakınlarımız böyle gelebilen zaten Mersin'de olduğu için evet. Hani biz dedik gelebilen gelsin, hiç kimse kendini zorlamasın. Çok keyifli oldu. Zaten devamında biliyorsunuz evet, konser oldu. Evet, gelinliğinizle çıktınız sahneye. Böyle bir yoğunlukta nasıl seçtiniz gelinliğinizi? Nasıl ilerledi süreç? Bu süreçte o kadar rahattım ki sevgili stylingim Kaya ve gelinliğimizi yapan Burak Bayraktaroğlu beni etliye sütlüye karıştırmadan sadece birkaç hayalimi dinleyip zaten bir tane gelinlik giymek istiyordum aslında. Düğüne bir hafta kala biz sana bir tane daha gelinlik yaptık dediler. Hatta nikahta giydiğim gelinlik o oldu. Mükemmeldi. Kendimi gerçekten cool gibi hissettim. After elbisemi de Burak hazırladı zaten. Hepsini çocuklar benim neyi sevdiğimi bildikleri ve beni tanıdıkları için hallettiler. İsteme ve nişan törenini de bir arada yapmıştınız. Serkan Bey içti mi tuzlu kahve? Ya o arkadaşlar çok yanlış bilinen bir gerçek. Tuzlu kahve eskiden eğer damatı istemiyorsan tuzlu kahve yaparmışsın. Ben kocamı çok seviyorum, niye tuzlu kahve yapayım? İçine bir şeyler kattım ama özel onlar tabii ki. Mutlu bir kahve gitti ona. Düğün zamanı yapılan geleneksel ritüellere anneler çok meraklı olur aslında. Onlar karışmadı mı bu süreçte size hiç? Annemiz de kına istedi. After'ında dedik erkekleri kovalım. Siz kadınlar gelin işte bin dallı mı almak istiyorsun al anneciğim. Ne yapmak istiyorsan al. Hepimizin isteği olsun çünkü bu bir yandan bir annenin de hayali. Deprem bölgesindeki evlilik hazırlığı yapan çiftleri de unutmadınız. Onlar için sahne almışsınız aslında. Biz zaten çok önceden buna karar vermiştik. Depremde zaten Serkan'la birlikte çalıştık Ahbap Derneği'nde. Ve ben çok empat ve hassas bir insanım. Birinin acısını direkt kendimde hissedebiliyorum. Sonra düğünün ne kadar zor olduğunu gördük. Bütçeler inanılmaz artıyor. Dedik ki yani bir, iki fark etmez birilerini tam olarak halledelim. Beyaz eşyasını, düğününü, gelinliğini. Sonra dedim ki ya niye hani böyle bir etkinlik yapalım. Dünyada kimse yaptı mı acaba? Baktık hiç kimse yapmamış. Ben yapıyorum o zaman dedim. Düğünümüzden sonra hemen bir konser verdik. E peki düğünün hemen ardından sahneye çıktınız. Şimdi de Kıbrıs'ta birazdan yine sahneye uğurlayacağız sizi. Hep çalışacak mısınız böyle? Yok mu balayı? Pazartesi çıkıyoruz, bir hafta yokuz. Pazara kadar, pazar belki işe gideceğiz ama pazara kadar bir dinlenelim. O halde Kıbrıslı müzikseverleri daha fazla bekletmeyelim ve Melek Mosso'yu sahneye uğurlayalım. İnsanlar aşka küsmüş. Minyon güzelin yanından ayrılıp heybetli bir güzelin sahnesi. Hep kadınların tarzını konuşacak değiliz. Bakalım bu hafta erkekler ne giymiş, kimleri şık, kimleri rüküş seçmişiz. Hep birlikte izliyoruz. Hanımların şıklık yarışı, rüküşlük kabusu bu hafta erkeklere de sıçradı. Şıklar rüküşlerde bu hafta birinci benim. Haftanın en rüküş erkekleri kimler? Haftanın en şık erkekleri kimler? Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok mert bir delikanlı. Haftanın baş rüküşü, komik olmak ayrı, sempatik olmak ayrı, giyim kuşam zevki ayrı. Şıklar rüküşlerde bu hafta birinci benim. Deniz kardeşimiz mi desek, abimiz mi desek bilemedik. Kendi kendine kendisini haftanın en şık erkeği seçmiş. Buna kim inanır? Kadir inanır. Bir Kadir inanır, inanır. Bir de bu söze kim güler biliyor musunuz sevgili seyirciler? Evet, kargalar bile güldü bu söze. Sevgili Enis, sempatiksin, güler yüzlüsün, esprili adamsın falan da hiç kusura bakma giyim kuşam konusunda sınıfta kaldın. Kalkma evladım, otur sıfır. Her zaman olduğu gibi işin kolayına kaçmışsın. Tepeden tırnağa karalara bürünmüşsün. Üzerindeki giysilerin her bir parçası farklı bir markaya ait ve belli ki her biri yüzlerce binlerce dolar değerinde. Mesaj şu mu acaba? Para sende, şöhret sende ama bu iş parayla şöhretle pahalı giyimle olsaydı. Oho! O zaman her hafta haftanın en şık adamı Elon Musk'ı seçerdik.
Deniz Arıkan'ın o gün üzerindeki her bir parça farklı bir markaya ait. Her biri de yüzlerce dolar değerinde. Lakin her biri ayrı telden çalıyor. Akordu bozuk, hayal kırıklığı da alt taraf, yani pabuçlar durumu kurtarıyor mu? Maalesef hayır. Deniz Arıkan ayağına ayakkabı değil, Çamlıca Tepesi'ne dikilen İstanbul'un dört bir yanından görülen o kuleyi giymiş gibi. Bildiğiniz ayakkabı değil, devasa bir platform var ayağında. 10 üzerinden 1 ile haftanın en rüküş erkeği maalesef sensin sevgili Enis Arıkan. Seni kargaların kahkahasıyla baş başa bırakıyoruz. Boya kataloğu, Bartu Küçük Çağlayan, namı diğer yalan dünyanın Orç. 2023 yalan dünya yalan oldu. Üzerinden 10 koca sene geçti. Orç'un büyüdü, gelin görün ki giyim kuşam zevki hiç değişmedi. Pembe kasketi, sarı tişörtü ve mavi ceketiyle yürüyen bir boya kataloğu gibiydi. Allısı, morlusu, sarısı, kırmızısı, mavisi, yeşili, pembesi, lilası, doğada ne kadar renk varsa üstüne almış. Aslına bakarsanız üzerindeki her bir parça ayrı ayrı çok şık ama hepsini bir arada kullanınca ortaya karışık bir durum çıkmış. Renkli giyinme özentisi ve cesaretinden ötürü kendisini tebrik ediyoruz. Lakin biraz eşinden, dostundan da kombin yapma hususunda ders almasını tavsiye ediyoruz. Çok güzel, ne güzel. 10 üzerinden 3 notu ve haftanın başaltı rüküşü kendisi. Edis, Edis, sevgili Edis, kendine ne ettin böyle? Bu ne kılık ne kıyafet, Allah aşkına bir söyle. Yataktan kalkmış, zıbınını çıkarmaya üşenmiş, o halde sahneye çıkmış gibisin. Çok korkunç. Taşlı pullu işlemeli tulumuyla disko topu gibi ışık saçıyor delikanlı. Aslına bakarsanız kendisini cesaretinden dolayı tebrik etmek gerek. Diğer meslektaşları gibi siyah takımı çekip kolaya kaçmamış. Renkli ve iddialı giyinmiş ama bu kez de kombin işini tutturamamış. Uzun boyu ince fiziğini kaldıramamış bu tulum. Ayrıca elindeki o deri eldiven nedir? Ve yine o şıkır şıkır tulumun altına giydiğin spor ayakkabı nedir sevgili Edis? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? He? Hiç kusura bakma, sahnen güzel, şarkıların özel, popçu olarak enerjin güzel, sen özelsin ama moda zevkin bizi üzer. 10 üzerinden 4 ile sen de sınıfta kaldın. Sen Yeşilçam efsanesi. Yıllar geçti aradan. Nuri Alço o meşhur Rob Doşambrını çıkardı. İnsan içine jillet gibi giyinen şık halleriyle çıkmaya başladı. O Nuri abimizin üzerinde renk uyumu şahane, tarz 10 numara, detay seçimleri 5 yıldız, şahane bir takım elbise vardı. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan fitilli gömleği tek başına bir moda harikası. Keşke o gün bu gömleği bu takımın içinde harcamasa, saklasa, yarın öbür gün bir smokinin içine giyseydi. Gerçi bu hali de hoş ama smokinle daha bir iyi giderdi. Üzerindeki bu takımın altına siyah değil de lacivert bir ayakkabı çekseydi, biz de kendimizden geçseydik. Fena değil, fena değil. Yine de 10 üzerinden 7 ile haftanın en şık ikinci ismi oldu. İşte haftanın en şık erkeği. Tepeden tırnağa karizma, tırnaktan tepeye asalet var üzerinde. Bildik bileli hep şıktı Kadir İnanır ama o gün bir başka havası vardı. Camel rengi pantolonuyla turuncu kaza çok uyumlu ve nefisti. Yakası kürklü deri ceketi ise Kadirizm efsanesine uygun şekilde son derece maskülendi. Gönlümüzün şampiyonu Kadir İnanır'a not vermek haddimiz değil. 10 üzerinden 10 vermek isteriz. Lakin o 10 numaranın dahi kendisine az geleceğini de biliriz. O yüzden not vermeden direkt kendisini haftanın en şık erkeği seçiyor.